Arkadaşlar merhaba. İslam felsefesi ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Farabi'nin İlimlerin Sayma adlı eserinin müzakerelerine başlamak istiyorum. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere Gazali'nin Munkız Mine Dalal adlı eserini önce sesli kitap olarak okumuş, daha sonra onunla ilgili 10 bölümlük bir müzakere gerçekleştirmiştik. Yine aynı şekilde Fasül Makali de sesli kitap olarak okumuş ve onun ardından da onunla ilgili 10 bölümlük bir müzakere daha ortaya koymuştuk. Sizler bunlara oynatma listelerinden erişebilirsiniz. Bugün de Mevlüt Uyanık Hocamla beraber başlattığımız Felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak projemizin temel metni olan ilimlerin sayımını sizlerle beraber müzakere etmek istiyorum. Müzakeremiz esnasında sizler de soru ve önerilerinizi yorum bölümüne atarsanız bir sonraki müzakerede sizlerle beraber bunları ele alabiliriz. Hepinize katkı ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar Farah abi e, ilimlerin sayımını niçin önemsiyor ve Farabi'nin ilimlerin sayımı gibi bir eseri kalem almasının nedeni ne? Aslında bu ilimlerle ilgili metodoloji konusunu halleden önemli bir çalışma arkadaşlar. Günümüzde de biz bu metodoloji ile ilgili sıkıntıların, sorunların eee çekiyoruz. Neden? Eğer bir ilmi için nasıl ve neden öğrendiğimizi bilmezsek o ilmi öğrenme noktasında hem planlama hem de anlama ve anlamlandırma noktasında birçok eksiklikler yaşayabiliyoruz. Peki ne yapmak lazım? Bir eğer bir disipline başlamışsak o disiplinle ilgili bütüncül bir bakış açısı oluşturup yöntemimizi, usulümüzü, neyi nerede ve nasıl öğreneceğimizi ortaya koymamız lazım. E bunu yaparken de ne yapmamız lazım? Bunu yaparken de bu konuda bilgi sahibi ve tecrübe sahibi insanların yöntemlerinden ve usullerinden yararlanmamıza fayda var. Şimdi biz temelde Farabi'nin ilimlerin sayımı ile ilgili bu eserini öncelikle mantık dersinde, daha sonrasında ise hem İslam felsefesinde hem de İslam ahlak felsefesi dersinde değinerek ele almaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü mantık ve ilimler tasnifi ve ilimlerin birbirleriyle olan ilişkileri hem bizim zihinsel olarak doğru ve tutarlı bir görüş ortaya koymamızda, hem de bu ortaya koyduğumuz görüşleri hayatımızda uygulama noktasında önem arz ediyor. Şimdi hep beraber gelin bakalım Farabi kitabına nasıl başlıyor. Farabi diyor ki bu kitaptaki amacımız meşhur ilimleri birer birer saymak, onlardan her birinin içeriğini bir bütün olarak sunmak, bu ilimlerin her birinin içindeki kısımları ve bu kısımların her birinin özetini vermektir. Yani Farabi bu kitapta bize o dönemki ilimler noktasındaki temel paradigmayı bize sunacak. Nasıl sunacak? Onlarla ilgili temel bilgileri, özet bilgileri ve neyi nasıl öğrenmemiz gerektiğine dair usul bilgilerini ana hatlarıyla e, okuyucuya ulaştıracak arkadaşlar. Peki bunlar kaç kısım altında toplanacak? Bunları Farabi 5 kısım altında topluyor. Yani bizim müzakerelerimizde bu 5 kısma dayalı olarak gerçekleştirilecek. Şimdi birincisi ne arkadaşlar? Lisan ilmi ve kısımlar hakkında. Şimdi lisan ilmi Farabi'nin e, özellikle değindiği bir husus. Ben Kitabül Huruf merkezli olarak bunu dil felsefesi seçmeli dersinde de önceki yıllarda okutmuştum. E, çünkü Farabi ilimlere başlarken kişinin öncelikle kendi diline ait bir birikiminin ve bu dilin kullanımına dair altyapısının oluşmasını istiyor. Bundan dolayı da dil felsefesi diyebileceğimiz teknik bir altyapıyla bu işlere başlıyor. Çünkü e, dili doğru kullanırsak düşüncemizi doğru kullanabiliriz. Düşüncemizi doğru kullanırsak mantıksal kurgumuzu belli bir sistem üzere inşa edebiliriz. Yani Farabi'nin ilimlerin e, sayımındaki temel hareket noktasını dil ilmi oluşturuyor arkadaşlar. Peki ikincisi ney? Mantık ilmi ve kısımları. İşte dil ilmini doğru bir şekilde yerli yerine oturtan kişi sonrasında ilimler için en önemli unsur olan mantıksal kurguyu zihninde e, temellendirecek. Ve ilimlerle ilgili birikimlerini tutarlı bir bütünlük içerisinde ortaya koyabilecektir. Demek ki Farabi'nin ilimlerin tasnifinin ana unsuru önce dil ardından mantık. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü. Talimi ilimler hakkındadır. Bunlar neler arkadaşlar? Bunlar sayı, hendese, optik, perspektif ilmi, uygulamalı yıldızlar ilmi, musiki ilmi, ağırlıklar ilmi, mekanik ilmidir. Şimdi burada e, te teknik bir takım şeylerin öğretimiyle ilgili e, altyapının e, nasıl kurgulanacağını bize göstermiş oluyor. Nasıl? Çünkü insan soyut bilgiyi nasıl kullanacağına dair bir altyapı sağlarsa... Dışarıdaki gerçekliği de soyutlama noktasında anlamlı ve tutarlı bir bütünlük sağlayabilecektir. Dikkat ederseniz buradaki ilimler sayı, hendese, menazır yani optik ilmi, e, yıldızlar ilmi, musiki ilmi dediğimiz, e, mekanik ilmi dediğimiz hususlar... ...aslında kişinin teorik çerçevesini bütünlediği ve dış dünyayı doğru algılamaya başladığı aşamayı da oluşturur arkadaşlar. Dördüncüsü ne? Dördüncüsü tabiat ilmi, ilahiyat ilmi ve kısımlar hakkında. Yani... Önce dille başladık, ardından mantıkla devam ettik. Sonra talimi yani öğretime dayalı ilimlerle üçüncü aşamasını tamamladık. Ve tabiat ve metafizikle Farabi'nin ilimler tasnifinin e, dördüncü kısmına ulaşmış olduk. Şimdi tabiat dış gerçekliği doğru kavramayı gerektiren bir ilim arkadaşlar. E, dış gerçekliği doğru kavramamız için de Farabi'nin ilimler tasnifindeki önceki üç ilmi doğru ve düzgün bir şekilde anlamamız ve anlamlandırmamız gerekiyor. Eğer biz bu ilimleri doğru anlarsak işte tabiata dair yani fiziğe dair yaklaşımlarımız da anlamlı ve tutarlı olacaktır. Şimdi biz ilimlerle ilgili yaptığımız tasniflerde ve değerlendirmelerde e, metafizik ilminin e, aslında bilimsel bir altyapıyla kurgulanmaya çalışıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü metafizik yapabilmek için öncelikle fiziğe vakıf olmak gerekiyor. Fakat bugün e, özellikle İlahiyat disiplini olsun ya da felsefi bir takım tartışmalarla ilgili olsun değerlendirmelere baktığımız zaman fiziksel gerçeklikten kopuk bir altyapı üzerine kurulduğunda bunların geçersizliği ortaya çıkıyor arkadaşlar. O halde ne yapmamız lazım? İşte Farabi'nin burada ortaya koyduğu silsileyle bu ilimleri doğru bir şekilde tutarlı bir şekilde öğrenirsek fiziği ve fizikten hareketle matematiği, ve matematikten hareketle de metafiziği kurgulayabilirsek, bu aralardaki yani somuttan soyuta geçiş süreçlerini anlamlı ve tutarlı bir şekilde ortaya koyabilirsek, o zaman metafizik tasavvurumuzu da sağlıklı bir şekilde ortaya koyma imkanına sahip oluruz. Şimdi ben genelde şunu söylüyorum. Yani e, İslam dünyasının içinde bulunduğu durum aslında e, bu fizik, matematik ve metafizik ilimler arasındaki geçişi sağlayamamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Halbuki bizim geleneğimizde işte Farabi gibi düşünürler, i̇bn Sina gibi, i̇bn Rüşd gibi düşünürler. Bu geçişi çok sağlam bir şekilde yapmışlar ve ben özellikle Farabi'nin dil ilmini en başa koymasını çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Çünkü bir kişi kendi dilini bilmezse ne başka bir dili öğrenebilir ne de okuduğu ilimlerle ilgili doğru ve tutarlı bir perspektif ortaya koyabilir. Onun için Bizim de bugün yapmamız gereken gerek ilahiyat disiplinlerinde olsun gerekse sosyal bilimlerde olsun fizik ve matematik ilişkisini kurguladıktan sonra metafiziksel bir anlayışa doğru ilerleyen bir tutuma gidebiliriz. Şimdi burada da metafiziği de bilinmez ya da ilkesel olarak altyapısı olmayan bir söylem olarak mı anlamak lazım? Yoksa fizikten hareketle fizik ötesindeki yani soyut düşünceyle elde edebileceğimiz temel ilkeleri anlamam olarak algılamamız lazım. Bana kalırsa o şekilde algılamak daha doğru. Yani fiziğin verdiği ilkelerle daha üst ilkeleri sebeplik çerçevesinde çözümlemeyi metafizik kurgu üzerinden belki değerlendirme imkanına sahip olabiliriz. Şimdi Farabi 5. ilim olarak neyi koyuyor? Medeni ilim ve kısımları fıkıh ve kelama ilimleri hakkındadır. Şimdi Farabi bakın dikkat ederseniz dilden, mantığa, talim ilimlere, tabiat ilmine, ilahiyata ve ondan sonra medeni ilim, fıkıh ve kelama geldi. Aslında burada açtığı parantez onu ileride zaten detaylı bir şekilde tartışacağız. Bir felsefi altyapının arka planında kelami ve fıkhi bilgilerin de yerli yerine oturtulmasının olduğunu gösteriyor. Ama bunların yani medeni ilmin, fıkıh ve kelamın tam olarak yerini belirleme noktasında nasıl bir sistem izliyor İşte bu arka planı sağladıktan sonra bunlarla ilgili tutarlı ve anlamlı bir bütünlük ortaya koymayı bize yol göstererek anlatıyor Farabi. Şimdi Farabi'nin medeni ilimleri sona koyması benim zihnimde aslında çok önemli bir yere tekabül ediyor. Çünkü bizde Mesela toplumsal tasavvur, ahlakı, değerler alanını hemen belirleyelim. İşte şöyle emirler verirsek böyle sonuçlar çıkar. İşte din eğitimini, din öğretimini şöyle yaparsak böyle şeyler çıkar. Değerler eğitimini şöyle yaparsak böyle sonuçlar çıkar şeklinde ifade ediyor. Ben bunu defaatle de konuşuyorum, paylaşıyorum, söylüyorum. Yani Farabi gibi düşünülerimizde gerçekten Medine, Medine tür Fazıl'a dediğimiz yani Erdemli şehri inşa edeceksek eğer, Erdemli şehirde yaşayacaksak eğer arka planında bu birikimi yansıtan ve büyük bir metafiziksel kurguyu yani değerler dünyasını inşa etmiş insanların oluşturduğu bir yapı olması gerekiyor. İşte öbür türlü eğer bu yapıyı oluşturamazsanız söylem olarak doğruyu söyleyebilirsiniz ama eylemsel bakımdan insanlar siz bunu ciddiye almayacaklardır ve bunun herhangi bir değeri de olmayacaktır. Onun için son noktada medeni ilimler dediğimiz yani erdemli şehre gelen anlayışı Farabi burada kurgulamaya çalışıyor. Şimdi Kitabın amacıyla ilgili de bir şeyler söylüyor Farah bize. Oralar da benim için çok önemli. Yani bu giriş kısmı özellikle e, ki hem kitabı hem de kitabın amacını ortaya koyma noktasında e, önemli e, bize uyarılarda bulunuyor. Şimdi insan eğer bu ilimlerden birini öğrenmek isterse bu kitaptakileri kullanır. Böylece neye giriştiğini ve neyi araştırdığını yani o araştırmadan ne fayda bulacağını anlar. Bunlarla nasıl bir fazilete ulaşmak istediği hususunda bu kitaptan istifade eder. Yine bu kitapta sunulan ilimlerden hangisini ön alacağını aldanarak ve kör körüne değil bilerek ve görerek belirler. Arkadaşlar ilimlerde eğer e, öncelik sonalık meselesini neyi niçin öğrendiğimizi bilmezsek eğer ee, konular hakkında sanki e, anlayamıyormuşuz, cahilmişiz gibi bir ya da zihnimiz buna yetmiyormuş gibi bir izlenime kapılırız. Pek çok e, arkadaşla okuma yaptığımız zaman işte gerek derslerde, felsefe derslerinde, mantık derslerinde, İslam felsefesi derslerinde arkadaşlarımız ilk geldiği zaman hocam ben felsefeyle çok aram iyi değil, ben felsefe okurken zorlanıyorum, felsefi anlamıyorum diye. E, çoğu zaman başlamışlardır. Fakat biz şunu söylüyoruz. Felsefeyi anlamama diye bir şey yok aslında. Yani buraya kadar gelen bu okumaları yapan bir arkadaşımız neyi niçin ve nasıl öğreneceğini bilirse eğer, sistematik bir yöntem ve yol izlerse eğer, o okuma programını doğru ve tutarlı bir şekilde devam ettirirse eğer bunu anlayacaktır. Peki öğrenememe dediğimiz sorun nereden kaynaklanıyor Farabi'ye göre? Ben buradan çok şeyler çıkartıyorum. Farabi'ye göre öğrenememe dediğimiz şeyin arka planında Bizim bu noktadaki yöntem sorunumuz var arkadaşlar. Yani bir kitabı okurken, bir metni okurken, hayata dair bir şey yorumlarken temel öncülleri bilmiyorsak eğer, temel soruları ve sorunları bilmiyorsak eğer onu yorumlama imkanımız da olmuyor arkadaşlar. Onun için de bizim bu arka planı sağladığımız zaman yani dil, düşünce, mantık, fizik, matematik, metafizik arka planını sağladığımız zaman işte felsefi okumalarla ilgili yapacağımız değerlendirmeler, felsefi okumalardan elde edeceğimiz veriler de zihnimizde bir ulaşacaktır. Onu Farah burada şöyle söylüyor. İşte öncelikle e, neye giriştiğini bir bil. Yani felsefe okuyorsan ya da işte bilimlerle ilgili bir şey okuyorsan öncelikle ne yapmak istiyorsun onu bir tespit et. Daha sonra bunu nasıl araştıracağını tespit et. Ve ondan sonra da neyi önce neyi sonra inceleyeceğini tespit et. İşte tüm bunları tespit ettikten sonra sen akademik anlamda bir okumaya girişmiş oluyorsun diyor Farabi. İşte bu kitap bize neyi nasıl ve niçin nerede okumamız gerektiğini gösteren e, temel verileri Farabi'ye göre veriyor arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapıyormuş insan bu kitap sayesinde. İnsan bu kitap sayesinde ilimler arasında bir mukayese yapabilir. Böylece bu ilimlerden hangisinin en faziletli, en faydalı, en güçlü, en tutarlı olduğunu ve yine bu ilimlerden hangisinin en zayıf, en kırılgan ve en yetersiz olduğunu anlar. Yani siz bir ilme başladığınız zaman bu ilmin e, niteliğinin hangi durumda olduğunu ve bunu aldığınız zaman bize ne sağlayacağını diğer ilimlerle olan bağlantısını bize sunuyor arkadaşlar. Şimdi bazen arkadaşlarımız arasında da mesela bazı dersleri değerli görme, bazı dersleri değersiz görme gibi durumlar da oluşabiliyor. Bunlara da şahit oluyoruz. Mesela diyor ki ben diyor hocam bu ilmi çalışıyorum. İşte İslam felsefesiyle şu kadar ilgileniyorum ya da işte kelamla bu kadar ilgileniyorum. Fıkıhla bu kadar ilgileniyorum. Şimdi ben bir İslam felsefesi çalışan birisi olarak ilimlerle ilgili kendimi bu şekilde sınırlamak yerine kendi çalıştığım alanla ilgili bütüncül bir çerçeve oluşturacak diğer disiplinleri de ne yapmam lazım? Öğrenmem lazım. Eğer ben bir alana kendimi kapatırsam sosyal bilimler alanda diğer alanlarla ilgili doğru bir tutarlı bilgi elde edebilir miyim? Elde edemem. Peki ne yapmam lazım? İşte buralarda da sınırsız bir şekilde ne bileyim fıkha dalmak, kelama dalmak, tefsire dalmaktan ziyade kendi çalışma alanımla irtibatlandırarak ve entelektüel birikimimizi sağlayacak ölçüde doğru ve sistematik bir okumaya girişmemiz lazım. Yani eğer bir kişi bu noktada aydın ya da filozof olarak nitelenebilecek bir duruma gelecekse bu onun diğer disiplinlerle olan ilişkilerini de diğer disiplinleri anlama ve algılama durumunu da ne yapacaktır? etkileyecektir ve onlardan aldığı etkilerle bütüncül bir çerçeve ortaya koyacaktır. Yoksa tikel anlamda bir yerde takılıp kalacaktır ve sürekli olarak orada eee olayın bütünlüğüne vakıf olacak şeyler de üretemeden ömrünü tüketip gidecektir arkadaşlar. İşte bu da biz bu kitap yine bizi bundan da uzak ıı, alıkoyuyor. Neden? Bize neyi nasıl öğreneceğimizi, hangi ilimden başlamamız gerektiğini, o ilimlerle ilgili ne kadar tecrübe kazanıp diğer ilimlere geçeceğimizi ne yapıyor söylüyor. Çünkü bizim eee meşai felsefenin temeldeki e, temelde o vurguladığı husus neydi? Burhan ilmi. İşte burhan ilmine götüren süreçte diğer ilimleri biz nasıl kullanıyoruz? Bunları da bu kitap bağlamında öğrenebilirsiniz şeklinde ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bu ilimlerden birini vukufiyetle bildiğini iddia eden kimsenin aslında böyle olmadığını e, yine bu kitaptan istifade ederek anlayabilirsin. Böylesi durumlarda kitaptaki hususlardan bütün hakkında bilgi verilmesi ve bu bölümlerin sayımı talep edilir. Yine her bölümün içeride hususlar da bütüncül olarak istenir. Bunları bilmediğinde bu iddiasının yalan olduğu anlaşılır ve sahtekarlığı ortaya çıkar. Şimdi arkadaşlar İlimde sahtekarlık dediğimiz şey de çok maalesef gündemde. Yani insanların televizyona işte sosyal medyaya ya da başka yerlere çıkıp konuşmaları onların ilim insanı olduklarını göstermiyor. Hatta bu noktada diploma sahibi olsalar bile öncelikle ne yapmamız lazım? Farabi'nin dediği gibi anlamlı ve tutarlı bir bütünlük içerisinde fikirlerini sunuyorlar mı ve bunları aldıkları kaynaklar doğru mu ve araştırmaları nesnel kriterlere dayanıyor mu? Bunları tespit etmemiz lazım. Farabi'nin dönemindeki sistemle eğer siz bir kişinin ilim adamı olup olmadığını anlamak istiyorsanız bu kitaptaki verilere baktığınız zaman onlarla ilgili sorular sorup onu test ettiğiniz zaman bunu anlıyorsunuz diyor Farabi. Peki Bugün nasıl olması lazım? Bugün de aynı şekilde. Yani ben çoğu zaman bunlarla ilgili videolar da çektim. Cehli basit var, cehli mürekkep var. Cehli basit aslında kişinin bilmediğini bilmesi ve öğrenmeye açık bir durumda olmasa. Cehli mürekkep ney? Cehli mürekkep kendisinin çok bilgili olduğunu iddia ederek aslında toplumu yanlış yönlendiren kişiler oluyor. Çünkü bunu fasul makalda da değindik. Yani kişinin uzmanı olmadığı bir alanda ya da yetkili olmadığı bir alanda konuşması aslında en büyük yanlışlardan bir tanesi. İşte Farah abi bu kitabı okuduğumuz zaman yetkili olmayan insanlarla olan temaslarımızda, bunların yetersizliklerini anlamamızda da bu kitaba bize büyük etkisinin olacağını söylüyor arkadaşlar. Bu da benim için önemli bir nokta. Yine aynı şekilde bu ilimlerden birini iyi bilen kimsenin o ilmin tamamını iyi bildiği yoksa bazı bölümlerini mi iyi bildiği ve yine bu iyi bildiğinin miktarının ne kadar olduğu da bu kitap sayesinde ortaya çıkar. Yani Farah abi diyor ki karşınızdaki insanın yetkin olmadığını anladınız. Eğer yetkinliği konusunda tereddüt ederseniz yetkinlik derecesini de anlayabilirsiniz diyor. Yani kişinin olayları anlama ve algılama durumunu bu kitabın içerisindeki ilimlerle ilgili birikimden hareketle çözümleme imkanına sahip olabilirsiniz diyor. Ayrıca bu ilimlerin her birinin tamamında belirtilen hususlara ulaşmayı hedefleyen alim ve edip kişilerle Onlardan biri zannedilmek için ilim ehlinden biri gibi görünmeyi sevenler de bu kitaptan istifade ederler. Yani Farabi son noktada aslında şunu da söylüyor. Eğer siz e, alim ve edip kişilerdenseniz bu ilimlerle ilgili bir takım meraklarınız varsa yine bu kitabı okuyun. Çünkü sizin entelektüel kapasitenizi arttıracaktır bu. Yani sadece bir noktaya bakıp e, orada takılıp kalmanızdan e, sizi kurtaracaktır. Yani eğer alim ve edip kişisiniz. Çünkü entelektüel birikim demin dediğim gibi olaylara tek bir noktadan bakan değil, bütüncül bir çerçeve içerisinde sistematik değerlendirmeler yapan kişi olduğu için siz de bu değerlendirmeyi bu kitap sayesinde ulaşabilirsiniz diyor. Peki, ilim adamı olmadığı halde ilim ehlinden gibi görülmek isteyenler varsa sahtekarlığa düşmeden en azından kendinizi... E, entelektüel ortamlarda e, temsil durumuna getirin diyor. Diyor. Madem ilim ehlinden görünmek ya da o ortamlarda bulmak istiyorsunuz, o ortamlarda e, iştigal etmek istiyorsunuz. En azından bunu okuyun, bilin. E, sahtekarlığa, üçkağıtçılığa ya da e, bu ortamlardan uzak kalmaya düçar olmayın diyor. Yani her halükarda herkese e, entelektüel ve ilmi bakımdan merak duygusu olan herkese hitap eden bir kitap arkadaşlar. Ben de bugün müzakeremi burada bitireyim. Sizlerle sonraki müzakeremizde lisan ilmi hakkında yani dil ilmi ile ilgili değerlendirmemizi yapalım ve sorularınızla önerilerinizle müzakerelerimizi gerçekleştirelim. Sizlere ilginiz, desteğiniz ve kanalımıza olan katkılarınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.